ama çok sömüren bir insan asla olmam. Öyle insanlara da hayatımda yer vermem zaten. Çok entrikalı, bol maceralı bir süreçteyim açıkçası. Hiç zorlanmadım, çok keyif aldım. Her şeyi çok özlemişim. O dokuyu, atmosferi gerçekten çok hasret kaldığımı fark ettim. Hayır, hiç öyle düşünmüyorum. Keşkelerim yok. Aslında ne kadar değerli ve kıymetli bir şey yaptığımızı biz o dönemde çok farkında değildik. Ya keşke böyle olmasaymış bu iş falan dediğim tabii ki projeler oluyor ama bana çok şey öğretti. Yani sabrı öğretti, empatiyi öğretti, bakış açımı bile değiştirdi. Partnerim olarak Arif'le çalışmak gerçekten çok çok kıymetliydi. Hayatımızda eminim ki benim ve diğer arkadaşlarımın mutlaka iz bıraktığı bir projeydi diyebilirim. Herkese merhabalar. Bugün uzun zamandır beklediğimiz oyuncu Gökçe Akyıldız konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Bu yoğun tempoda bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İyi ki geldiniz. Sorularımla hemen başlamak istiyorum. Çünkü büyük bir fan kitlesi var. Ve gerçekten bana da her gün sizinle röportaj yapacağımı söylediğimden itibaren ne zaman gelecek, ne zaman gelecek diye bana mesajlar attılar. Nasıl gidiyor öncelikle? Neler yapıyorsunuz şu sıralar? Şöyle ki şu sıralar tekrar koşturmalarımın başladığı, tekrar hazırlıkların olduğu çok entrikalı, bol maceralı bir süreçteyim açıkçası. Her şey daha fazla rayına girdi hayatımla ilgili. Projeler var, çalıştığım bir proje oldu. Şimdi tekrar hazırlığını yaptığımız bir işimiz var. Böyle sürekli koşturuyorum, çok yoğunum ve açıkçası bu tempoyu da çok özlemişim. Güzel gidiyor. Koşturduğum ama keyif aldığım bir süreçteyim diyebilirim. Akif'i geride bıraktık. Akif seti nasıl geçti sizin için? Size nasıl geldi bu rol teklifi? Siz nasıl değerlendirdiniz? Akif projesi çok tatlı, böyle sorunsuz bir ekiple çalıştığımız gerçekten tadı damağımda kalan bir işti diyebilirim. 7 haftada bitirdik. 13 bölümlük bir mini diziydi. Ekip arkadaşlarım, tekrar sete çıkmak, kamera arkası özellikle çok kuvvetliydi. Çok keyif aldığım bir proje oldu. Özellikle dönem işi olduğu için böyle dokusu, atmosferi, o dönem, o dönemin kıyafetleri falan çok keyifliydi. Nasıl geldi? Böyle bir teklif geldi işte Akif dizisinde Mehmet Akif Ersoy'un büyük kızı Cemile'yi oynar mısınız diye senaryoyu inceledik. Karaktere baktık. Çok tatlıydı ve benim için böyle farklıydı. O yüzden neden olmasın dedim ve çalıştım. Çalışırken de çok keyif aldığım bir projeydi açıkçası. Ne zaman yayına gireceği hakkında bir bilginiz var mı? Sanırım biraz daha var. Biraz daha zaman var. Peki yeni projelerden bahsetmek istiyorum. Pazartesi Muğla'ya uçuyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz? Yeni bir projeyle tekrar seyircilerle kavuşmak için sabırsızlanıyorum. El Kızı'nda çok tatlı ve farklı bir karakterle tekrar seyirciyle buluşacağım. Nasıl peki böyle özlemiş misiniz o kadar ara verdikten sonra sete başladığınızda neler hissettiniz? O ilk gün neler hissettiniz çok merak ediyorum. Yani ilk sete girdiğimde ben böyle bir gece önceden falan çok heyecanlanırım nasıl olacak gibi düşünmüştüm. Ama sonra sete başladım, ekiple tanıştım. Böyle her şey o kadar otomatik ilerledi ki araba kullanmak gibi düşünün. Hani bilirsiniz bir şeyi ama ara vermişsinizdir tekrar başlarsınız. Öyleydi, hiç zorlanmadım, çok keyif aldım. Her şeyi çok özlemişim. Yani kamera arkası, objektifler, işte ışık, her şey. Hani o dokuyu, atmosferi gerçekten çok hasret kaldığımı fark ettim. Çok iyi geldi. Hiç yabancılık çekmedim. Sanki hiç ara vermemişim gibi hissettim hatta. Çok şaşırdım hani. Ailem de sordu nasıl hissettin? Hiç ara vermemişim. Sanki birkaç hafta önce başka bir işim bitmiş ve tekrar setteymişim gibi hissettim. O yüzden çok tatlıydı ve şunu tekrar fark ettim. Setleri çok seviyorum. İşimi çok seviyorum. Bunu yapmaktan çok keyif alıyorum. Ait olduğum yer orasıydı ve tekrar sette olmak bana çok çok iyi geldi. Kaldığınız yerden hiçbir şey eksilmemiş gibi devam ettiniz o zaman. Tabii hiçbir şey eksilmemişti. aksine daha da özlem, sevgi dolu, daha da istekli. Böyle kaldığım yerden devam ettiğim bir iş oldu. Şimdi şehir dışına gideceksiniz ama oğlunuz da burada kalacak. O dengeyi nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz? Çünkü bundan önceki projelerde birkaç şehir dışı senaryosu geldiğinde sanırım reddettiniz. Şimdi neden kabul ettiniz? Şöyle, Ömer'i aslında ilk 3 yıl böyle kendim büyütmek istemiştim. O kritik bir ara çünkü anne ile bebek arasındaki bağ ile alakalı. Ve hayatımız, gidişat bunu daha da güçlendirdi. Yani projeleri seçerken daha da seçici olmak zorunda kaldım. Çünkü hayatımızın değiştiği farklı bir sürece girmiştik. Tabii ki o zaman
çok daha küçüktü, bana çok ihtiyacı vardı. Hı-hı. Ama şu an 4 yaşına girecek, bir okul hayatı var, arkadaşları var. Hı-hı. Burada düzenli bir şekilde gidip geldiği bir eğitim sistemi var. Şöyle ki yapım şirketiyle konuştuğumuzda da onlar da sağ olsun bana çok fazla olanak sağladılar. Hı-hı. Mutlaka her hafta zaten gidip geleceğim, orada bir evim var. İstediği zaman hafta sonları Ömer'le beraber gideceğiz. Hı-hı. Yani böyle çok korktuğum bir şey yok açıkçası. Zaten Hı-hı. çok uzak bir yer değil. Evet. Muğla çok tatlı bir yer. Artık bir yerden başlamam gerekiyordu. Bizim sektörümüz hani öyle sabah 8'de işe git, akşam 5'te evet. çık gibi bir sektör olmadığı için bu benim mesleğim. Hı-hı. Ve bunu yaparken çok keyif alıyorum. Ne kadar mutlu ve iyi projelerde yer alırsam, ne kadar mutlu olursam çocuğuma da daha tatlı, daha enerjik bir anne olabilirim. Kesinlikle. Onun geleceği için de, kendim için de özellikle mesleğimi yapmak istiyorum. Bu onu göremeyeceğim, vakit geçirmeyeceğim Hı-hı. anlamına gelmiyor. Mutlaka her şeyin bir çözümü var. Yani o benimle gelir. Ben gerekirse, Akif'te de öyle olmuştu. Hı-hı. O da böyle İzmit işiydi. Daha az uyuduğum, sürekli gidip geldim. Bir çözümünü muhakkak anneler buluyor diyebilirim. Peki biraz da el kızından bahsedelim mi? Nasıl bir hikaye, nasıl bir senaryo? Sizi nasıl göreceğiz ekranda? Beni ilk defa farklı bir şekilde göreceksiniz Hı-hı. diyebilirim. Çok tatlı bir karakter. Yurt dışında eğitim almış. Tekrar Kürtçünün dönüp dolaşacağı yer evidir hesabı. Hı-hı. Tekrar memleketine dönmüş bir karakter. Biraz tabii orada değişik ilişkiler olacak. Çok fazla da bahsetmek istemiyorum. Hı-hı. Sürprizini de kaçırmak istemiyorum. Benim de böyle daha yeni okuduğum, karakter çıkarmaya çalıştığım Hı-hı. bir iş. Ama çok farklı olacak, tatlı olacak. Değişik göreceklerini düşünüyorum. Biraz da Akif'e girmek istiyorum. Çünkü tamam. çok değerli bir projeydi. Çok değerli oyuncular vardı. İşte Fikret Kuşkan'ından Özge Borağ'ına. Nasıl bir set ortamı vardı? Nasıl geçti o çekim günleri sizin açınızdan? Okuma provasında aslında böyle Fikret abiden ben biraz daha önce çalışmama rağmen Hı-hı. bir tedirgin oldum. Ama sonra baktım ki yani dünyanın en tatlı insanlarından biri. Gerçekten inanılmaz tatlı. Ara ara ani çıkışları olabiliyor ama her şekilde ortamı yumuşatmayı da çok iyi bilen biri. Çok keyif ve çok babacan biri. Hani gerçekten sette de bize çok babalık yaptı, abilik yaptı. O yüzden çok tatlıydı. Özge de çok tatlı biri. Çok eğlenceli ve inanılmaz komik. Enerjisi hiç bitmiyor. Sürekli dans eden, hazırlıkta, sahne arasında sürekli bizi güldüren karakterdi. O da çok tatlı. Özge ile çalışmak. Onun dışında genç oyuncular vardı. Biz evet. zaten bayağı bir 7 kardeştik. Akif'in hem Hı-hı. öz çocukları hem de daha sonra dostunun kalan çocukların evlatlık alıyor. Böyle kalabalık bir genç gruptuk. Hepimiz çok keyifli çalıştık. Hı-hı. Zaten bu başından ve sonundan 13 bölümü bildiğimiz bir hikaye olduğu için hikayenin nereden başladığını evet. da biliyoruz. Nereye gideceğini de biliyoruz. Her şeyi bile bile tatlı tatlı 7 hafta boyunca çalıştığımız bir proje oldu. Hı-hı. Ben onlarla çalışmaktan çok keyif aldım. Gençlik enerjisini zaten çok seviyorum. O yüzden güzeldi. Geçmiş projelere biraz dönersek. Hı-hı. Kırgın Çiçekler'den sonra uzun bir ara verdiniz. O dönemi zaten biliyoruz. Bir daha böyle uzun aralar vermeyi düşünüyor musunuz? O dönemde şu anda geçmişe baktığınızda keşke vermeseydim o arayı dediğiniz oluyor mu? Hayır, hiç öyle düşünmüyorum. Hı-hı. Keşkelerim yok. O ara verilmesi gerekiyormuş. Hı-hı. Ben o süreci yaşamam gerekiyormuş. Evet. Yaşadım ve tekrar mesleğime geri döndüm. Hı-hı. Bir daha bu kadar uzun ara verir miyim? Öyle bir düşüncem yok, zannetmiyorum. Hı-hı. Vermemek için zaten mücadele evet. ediyorum. İyi ki böyle bir süreci yaşamışım. İyi ki bu arayı vermişim. Hı-hı. Çok yani oğlum oldu. Bundan daha evet. kıymetli ne olabilir? Beraber geçirdik bu dönemi. Bu da çok değerliydi. Hı-hı. Tekrar böyle bir ara vermem ama böyle pişmanlığım da yok. O yüzden böyle olması gerekiyormuş. Olması gerektiği gibi oldu diyorsunuz. Hı-hı. Şimdi Kırgın Çiçekler'e de biraz girmek istiyorum. Çünkü çok tutan bir işti. Hı-hı. Çok uzun sezonlar boyunca devam etti. Orada da işte arkadaşlarınızla da aslında rol arkadaşlarınızla Hı-hı. çok güzel bir enerji tutturdunuz. Hı-hı. Ve hala görüştüğünüzü görüyoruz, izliyoruz. Böyle bir projeden sonra hayatınızda neler değişti? Yani Kırgın Çiçekler sizin için bir dönüm noktası mıydı? Yani evet, aslında daha önce de çocuk oyuncuyum ben zaten. Birçok projede evet. yer aldım ama tam olarak kendimi gösterdiğim, Hı-hı. seyircinin beni bağrına bastığı bir projeydi Kırgın Çiçekler. Benim için kariyer hayatımda en top evet. Kırgın Çiçekler'di. Şimdi bakıyorum tekrar, biz projenin içindeyken çok yoğun çalışıyorduk Hı-hı. gerçekten ve 3,5 sene çalıştık. Biz dışarıdan tamam reytinglerimiz çok iyiydi ama evet. bu kadar sevildiğimizi, hani bu kadar bağıra basıldığımızı Hı-hı. belki de fark edemedik. Bu arada yaşlarımız da çok küçüktü. Yani ben işe sanırım 20'lerde, 21'lerde başladım. Hı-hı. Diğer oyuncu arkadaşlarımın yaşları 17-18'lerdi.
hani bu kadar küçük olduğumuz için hı hı. aslında ne kadar değerli ve kıymetli bir şey yaptığımızı biz o dönemde çok farkında değildik. Hı hı. İş bittikten sonra hala bu kadar çok sevilmesi, hala tekrarlarının bu kadar çok evet. izlenmesi, bizi senelerdir takip eden fanlarımızı gördükçe gerçekten biz çok güzel bir iş çıkarmışız, bunu çok güzel yansıtmışız diyebiliyoruz. Hı hı. Oturup bunun kritiğini de yapıyoruz kızlarla. Diyoruz ki yani biz kıymetini bilememişiz. O karavan vakitlerimiz ne kadar güzelmiş. Keşke evet. daha fazla sohbet etseydik. Keşke daha fazla şöyle olsaydı. Yani biz de gerçekten özlüyoruz. Bir daha böyle bir efsane olabilir mi? Neden olmasın? hayatımızda daha çok projeler olacak. Ama onun tadı, dokusu çok farklıydı. Yani hayatımızda eminim ki benim ve diğer arkadaşlarımın evet. mutlaka iz bıraktığı bir projeydi diyebilirim. Kesinlikle. Şu an peki hangi dizileri takip ediyorsunuz? Daha çok dijital içerikler mi izliyorsunuz veya ana akım medyada da takip ettiğiniz diziler, projeler var mı? Tabii ana akımdaki projeleri de mutlaka bakıyorum. Hangi iş başlamış, konular ne, bu sezon ne işleniyor, halk neleri seviyor evet. bakıyorum. Tabii ki dijital işlere de bakıyorum. Çok güzel dijital işler var. İzlemeye çalışıyorum onları da. Gerçekten böyle sinema tadında çok güzel projeler var. Mümkün oldukça takip etmeye çalışıyorum tabii. Her akşam mutlaka bir iş izleyemiyorum. Öyle bir vaktim yok ama mümkün olduğunca takip etmek için mücadele sarf ediyorum. Peki tam bu noktada baktığınızda dizilere, projelere yeni nesil oyunculardan çok böyle beğenerek izlediğiniz bir iki isim alabilir miyiz sizden? Şöyle yeni projelerde birçok kişi söyleyebilirim ama şimdi şey yapmayayım, ayrım gibi olmasın. O yüzden bizim yerli oyuncularımızdan bahsetmeyeyim. Çünkü gerçekten oyuncularımızın hepsi çok başarılı. Ama yabancı oyunculardan Eva Green'den bahsedebilirim. Son dönemlerdeki hem dijital işlerinde hem de uzun metraj filmlerinde gayet başarılı performans sergilediğini söyleyebilirim. Peki bugüne dek çalışmaktan en keyif aldığınız ismi sorsam? Yani bir kişi değil, birçok kişi var aslında. Ama partnerim olarak Arif'le çalışmak gerçekten çok çok kıymetliydi. Çünkü oyun verirken, sahne çalışırken karakterlerimizi açma konusunda bana çok destek sağladı diyebilirim. Onunla çalışmaktan çok keyif almıştım. Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğiniz ne olur? Kendinizi eleştirirseniz, öz eleştiri yaparsanız. Yani ben böyle çok duygularıyla hareket eden bir insanım ve böyle ikili ilişkilerde genelde çok fazla kendimi kaybedebiliyorum. Normal hayatımda çok daha net, kararlı ve planlıyken, özel hayatımda çok daha böyle Leyla ilişki içindeyken diğer hayatı kaçırabiliyorum. O yüzden bu uyumu çok sevmiyorum. Yani çok uçlarda yaşıyorum. Çok seviyorsam çok aşırı seviyorum yani. Her şeyi kenara bırakıp seviyorum. O yüzden bakalım bir sonraki ilişkim olursa tabii hayat uzun ve sürprizlerle evet. dolu. Bunu dengelemek için daha çok çalışacağım. Evet. Şu anda o zaman hayatınızda biri yok. Hayır. Okey. Hayatta en utandığınız anı paylaşabilir misiniz bizimle? Yerin dibine geçtiğiniz. Yani şöyle birinci sınıftayken ben çok küçüktüm. Ve sanırım ay olarak da yaşıtlarımdan daha küçüktüm. O yüzden öğretmenim beni okumayı öğrenemediğim için tembeller sırasında sürttü. Bir veli toplantısında ailem geldi ve beni tembeller sırasında görmüştü. Aman Allah. Evet ya eskiden öyle şeyler vardı yani. Zaten 40 kişilik falan evet. bir sınıftık sanırım. İki sıra okumayı öğrenmiş kurdeleli öğrenciler. Diğer iki sırada. Bayağı ötekileştirmiş sizi öğretmen. Aynen. Benden öğrencilerin içindeydi ve veli toplantısına böyle hani ne desem boynu ki. Boynu büküktüm. Çok utanmıştım. Onu hiç unutamıyorum mesela. Niye böyle bir ayrışım evet. olur? Onu da bilmiyorum şu an. Bu ebeveyn kafasıyla baktığımda çok çok yanlış ama. Tabii. O dönemde gerçekten çok utanmıştım. Hala da hatırlıyorum. Çocuk olarak büyük bir etki bırakmış. Kesinlikle. Çocuk demişken Ömer nasıl? Ömer'le ilişkiniz nasıl devam ediyor? Onunla büyüdüğünüzü de söylüyorsunuz aslında. Nasıl bir anne çocuk ilişkisi var aranızda? Gerçekten birbirimize çok bağlıyız. Onu kendim büyüttüğüm için çok mutluyum. Böyle yani nefes alışverişinden bile o an ne hissettiğini, ne yaptığını çok iyi biliyorum artık. Anneler vardır mesela çocuğu ağlar, hangi ağlamanın gerçek ağlama olduğunu bilir. Evet. Mesela bazı ağlamalar vardır naz içindir. Bazıları sıfır yalandan istediğini elde etmek içindir. Bazı ağlama ses tonu vardır ki dersin aa gerçekten canı yandı dersin. Hani bu kadar beraber keşfederek büyümek, hem onu büyütürken kendi gelişimini de keşfetmek bana çok şey öğretti. Yani sabrı öğretti, empatiyi öğretti. Diğer çocuklara bakış açımı bile değiştirdi. Yani hayata bakış açısını değiştiriyor insanın. Başka bir çocuk gördüğümde bile daha farklı yaklaşıyorum artık. Daha çok empati duygumu geliştirdi diyebilirim. En son kimin yerine çok utandın demişim burada.
Yani birini görüp bu da yapılır mı dediğiniz bir şey oldu mu? Yani her gün haberlere baktığım zaman o kadar çok başkalarının yerine utandığım birçok şey var ki. Yani o kadar... Hangi birini saysam? Yani sen de farkındasın. Evet. O kadar çok değişik şeyler yaşıyoruz ki. O yüzden her gün haberlere bakarken bu da mı oldu ya deyip utandığım çok an oluyor tabii ki. Hak ettiği değeri alamadığını düşündüğünüz bir oyuncu var mı? Yani her şeyin bir zamanı, vakti mutlaka olduğunu düşünüyorum. Hak etmiyor değildir. Eğer gerçekten hak ediyorsa mutlaka dönüp dolaşıp onu bulacaktır. Hiç reddettiğiniz ama sonradan reddettiğinize üzüldüğünüz bir proje oldu mu? Oldu. Hangi proje? Söylemeyeyim ama oldu. Yani izlerken kendimi orada görüp ya niye böyle yaptım dedim. Tabii ki bu mesleği çok sevdiğim ve işimi çok sevdiğim için çok çalışmak istiyorum. Kendimi orada görmek istiyorum. Reddettiğim için üzülüyorum ama belki de o an oraya hazır değildim. Evet. Gerçekten verimli olamayacaktım. O yüzden her şeyde bir hayır var diyorlar ya. Ne kadar böyle gördüğümde içim gitse de hayırlısı olan bu süreçmiş. Her şeyin bir zamanı her var. Her şeyin bir zamanı. Kesinlikle. Biraz da özel hayatınıza girmek istiyorum. Yani bir gününüz nasıl geçer? Boşsanız, bir setiniz yoksa, bir dizide oynamıyorsanız, neler yapmaktan hoşlanırsınız? Gökçe Akyıldız bir gününü nasıl geçirir? Hobileri nelerdir, neler yapar? Zaten güne çok erken başlıyoruz. Yani 7-7.30'larda başlıyoruz. Mutlaka bir kahve içmem gerekiyor ki yoksa ayılamıyorum. Hatta genelde şöyle oluyor. Şuraya biri dokunuyor. Kalkıp diyor ki hadi sen şimdi Hulk olacaksın. Ben Spiderman olacağım şöyle falan. Diyorum ki oğlum bir dakika. Önce bir kendime geleyim gerçekten oynayacağım diyorum. Hemen bir kahve içiyorum. Oyuna dalıyoruz. O sırada koştur koştur kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltımızı yaptıktan sonra gün içinde mutlaka bir planlama yapıyoruz. Atıyorum bir saat kendi oynuyorsa bir saat sonra mutlaka dışarıda parkta geçirdiğimiz bir vakit oluyor. Onun oğlumla genelde vakit geçirmeye çalışıyorum. Onunla böyle kaliteli, tatlı, güzel vakit geçirmeye çalışıyorum. Şöyle de değilim ben aslında. Hadi bir saat oynayalım oynamak için. Ha, şu gelmiş, bu gelmiş gibi değil. Gerçekten deli gibi koşturduğum, yuvarlandığım, koridorda birbirimize ağ attığımız falan öyle oyunlar oynuyoruz. Tabii böyle olunca güzel vakit geçiriyoruz ve bir süre sonra o kendi halinde devam ediyor. Eğer boş günümse ve kendime de vakit ayırmak istiyorsam muhakkak ailemden destek alıyorum. Annedir, teyzedir. Onlara bırakıp arkadaşlarımla tenis oynamaya gidiyorum haftanın bir günü. Mutlaka şuralar bir dansa başlayalım mı başlamayalım mı onu konuşuyoruz. Onun dışında piyano eğitimi alıyorum zaten. Evimizde de piyano var. Hatta bazen beraber yapmaya çalışıyoruz. Bir 5 dakika böyle ilgili sonra falan diye basıyor çocukların çünkü. Evet çalışıyor. Aynen bir anda böyle sıkılabiliyorlar. O yüzden böyle kendimi muhakkak vakit ayırmaya çalışıyorum. Çünkü ben ne kadar kafamı dağıtıyorsam, kendimi iyi hissediyorsam, arkadaşlarımla sohbet edebiliyorsam o kadar çok eve mutlu gelip kaldığımız yerden tekrar oğlumla çok daha keyifli vakit geçirebiliyorum. Daha sonra akşam rutinlerimiz var. Yatmadan önce muhakkak bir saat o yatakta böyle pazarlık ediyoruz. Yarın okula gitmeyeceğim, gideceğim. İşte bana şu masalı anlat, bu masalı anlat. Böyle bir saat belki hem kitap okuduğumuz hem günü değerlendirdiğimiz mutlaka her akşam o günle ilgili ne yaptığımızı konuşuyoruz. Şikayetler oluyor, isyanlar oluyor. Ben de anlatıyorum. Ben de öyle olsun istemiyordum ama böyle oldu ama ben ne yapayım ki? Böyle sohbet edip daha sonra artık böyle halimiz kalmayıp uyuyoruz. Yani günü aslında böyle dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz. Onun dışında genelde sete gittiğim zaman bütün günüm sette geçtiği için onun dışındaki vakitlerde hem oğlumla verimli vakit geçirip hem de kendime mutlaka vakit ayırmaya çalışıyorum. Çok da yorucu oluyordur ya. İkisini çok keyif alıyorum. Yani hiçbir şey yapmadığımda çok daha mutsuz oluyorum. Tabii. Yani işte Ömer babaya gittiğinde ben o gün tek başıma hiçbir şey planlamadıysam ve gerçekten hiçbir şey yapmıyorsam o gün böyle çok boşa geçmiş gibi. Böyle durgunlaşıyorum yani falan filan. Ama bir şeyler yaptığım zaman, bir şeyler ürettiğim zaman, kendime vakit ayırdığım zaman çok daha enerjik oluyorum. Kesinlikle. Nasıl bir arkadaştır Gökçe Akyıldız? Yani artık böyle ilişkileri daha çok gözlemlediğim, herkese nasıl yaklaşıyorsa o şekilde yaklaştığım bir dönemdeyim. Zaten dostluklarım çok uzun yıllardır olan dostluk. Yani zaten sayabileceğiniz 3 tane falan çok yakın arkadaşım var. Onlar da ilkokul, ortaokul, lise falan öyle bağlarımız olan dostluklarım. Hani onlar da bilir ki mesela anlatır. Ben derim ki tamam bitti mi? Bitti. Ha der. Bugün sen gününde değilsin. Gerçekten yorgunsun. Çok verici değilim ama çok sömüren
bir insan asla olmam. Hı-hı. Öyle insanlara da hayatımda yer vermem zaten. İlişkiler de arkadaşlıklar da her zaman dengede tutulmalı diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Konuk olduğunuz için. Yeni projelerinizi de sabırsızlıkla bekliyoruz. Buradan takipçilerinize, fanlarınıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tam böyle şu kameraya bakarak alalım. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki hayatımdasınız. Bu süreçte beraber ilerlemek çok çok keyifli. Görüşmek dileğiyle hepinizi öpüyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Gökçe Akyıldız konuğumuzdu. Bu arada Bir Başka'ya abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki programda görüşünceye kadar hoşça kalın.